Hoş geldiniz sevgili dostlar. Kaldığımız yerden gökyüzüne devam ediyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki bölümde gökyüzüne doğru sürüklendik. Akrobatik hareketlerle oyun baga girmişti. Umarım şimdi aynı problem olmaz. En son kaptan kaldı. Şimdi evet, kaptan diyelim bakalım. Tadı nasılmış? Son yolcudan sonra hala acı hissediyordu. Suyu geçtim ve yeni bir şeyin tadını alıyordu. Yani parçalamak için. Eski bir boru, borunun şeyini alıyordum, kokusunu alıyordum. Hani o boru, paslı borunun kokusunu alıyordum. Eve geldik sanki de. I got closer and closer. Yakınlaştıkça yakınlaştım. Aa, bizim orada. All my stomach started growling. Ah, bütün hani guruldamaya başlamıştı hani. Karnım. Ve sonunda tekrar kendim oldum. Sanırım benim burada uyumamı bekliyor ama daha fazla vaktim yok. İkimiz de biliyoruz. Ama şunu biliyoruz ki çok lezzetli olacağım. Allah Allah, çok ilginç ya. Molly. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. İnanabileceğimi inanmıyorum ama Edie belki şey yapmış. Yalnız şöyle bir şey var. Eğer dikkat etmişseniz, bizim mesela bak, bizim doğum tarihimiz 1999. Biz Molly'yi görmedik, Barbara'yı görmedik. Calvin'ı, Sam'i, Walter'ı, Odin'i, Dawn'u gördük. 2016'da ölüm yılı. Gus'ı görmedik. Gregory'yi görmedik. Lewis zaten bizim kardeşimiz 2010 yılında ölmüş. Milton'ı gördük. Ama Milton'u da hatırlamayabiliriz. Çünkü Milton 2003 olduğu için o zaman biz daha 4 yaşında falanız yani. Yani Lewis yani kardeşimizi gördük. O da 10 yaşına kadar falan yani. 11-12 yaşına kadar. Vay be, yani buradakilerin hiçbiriyle gerçekten tanışmadık tam anlamıyla. Hiçbir şey yaşamadık yani. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Edie burada çok fazla vakit geçiriyordu annem kapıları kilitlemeden önce. Bundan eminim. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Ya tam olarak tanımlayamıyorum ama Molly'nin hala gerçekten burada olduğunu hissediyorum. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Yeah. Evet. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Hamster'ından bahsediyor. Bathroom, küçük bir odası vardı gibisinden. Nereye gideceğiz? Gidecek bir yer var mı? Aa, kedi. Nereye gitti o? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Yani babam, şey babam diyorum. Annem bunların hiçbirinden bana bahsetmedi. Edie istiyordu ama annem bunlardan bahsetmek istemiyordu. She was the one who named it Molly. Ha, kedinin ismini Molly koymuşlar galiba bir kedi aldıkları zaman. Öyle anladım ben. I spent a lot of time in great grandma Edie's room. Ha, burada bir sürü zaman harcadım diyor, benim büyük annemin odasında bayağı bir vakit harcadım.
when Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Sven'in bir tane ejderha katili olduğuna ilgili şey anlatıyormuş, hikaye anlatıyormuş. Böyle bir şey uydurmuşlar aralarında, herhalde kutlama falan yapıyorlarmış. Bayağı hayal gücü geniş ya. Lewis died a week before we left. Ha, Lewis, Edie had already started to memorialize him. Burayı takriben bir hafta önce öldü ama Edie onu hafızasında tutmak istiyordu devamlı. Lewis bizim kardeşimiz. Her room was like a museum. Onun odası müze gibiydi. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ha, 500 yıldır diyor. Finch bayağı bir meşhur bir şey, aile galiba, ondan bahsediyor. Onlar çok zenginlerdi ancak başlarında da bela vardı gibisinden bir şey. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son. Odin Finch son şeyini, ölen kişileri gömüyor burada. Yani bir lanetten ötürü kendi eşi ve yeni doğmuş olan çocuğunu. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. ...1937'de burayı, yani evine şey bağlayarak, bu sail dedikleri var ya, yani yelken galiba, bağlayarak laneti arkasında bırakmayı umut ediyordu. 1937'de böyle bir şey yapmış. Hani lanetten kurtulmak istiyor herhalde. But 40 foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Dalgalar sonucunda bayağı bir dalgalar meydana Odin's gelmiş. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home. Pardon, Orcas ben Island. Bir önceki bölümü yanlış çevirmişim. Odin'in kızı Edie, Sven, kocası Sven ve bebeği Molly ile yeni bir eve açıldılar. Yani Orcas Adası'na. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Odin Finch aile mezarlığına gömülen ilk kişi olmuştu. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Onun kızı Edie yepyeni bir evin hayalini kurmaya başlamıştı şimdiden. Ha. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ya bayağı bir geriye dayanıyor. Bu ailenin başına ne geliyorsa bayağı bir geçmişten geliyor. The mystery of the death. Gizemli ölümler. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Bu biz olmalıyız. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Yani 90 yaşlarında bile Edie benim annemden daha genç görünüyor. Bu fotoğrafta. Bu ne ya? He. Bayağı süslümüş. Bu ne ya? Şarap marap falan. Kadın bayağı bir zevkine düşkünmüş yalnız. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Ya baksana harbiden ya. Ben... It was a pretty big trace. Bayağı şey bir yer yani. Böyle lavabo mu olur ya? Hidden fridge. Burada gizli bir giriş varmış bathroom'da. Sven tarafından ve Edie Finch tarafından yapılmış galiba. Öyle yazıyor. Yani kocası ve kendisi tarafından. There's a secret in this bathroom. Burada bir sır var. Bu bölgede bir sır var. Bak Sven, ortadaki adamın şarkısında Sven kocası. Şu çocukların kim olduğunu bilmiyorum.
It's in the last place you would look. Bak. It isn't in the cupboard. Ah, orada değil. Nerede o zaman? It's hidden in this book. Aa, bu kitabın içerisinde saklı. Vay be. Cidden yapmışlar ya. Helal olsun. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ha, Sven Sam'e şey vermiş, eski bir kamera vermiş, onu asla elinden bırakmıyordu. Calvin Fitch. Milton. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Bu çizimlere bakılırsa kardeşim Milton'un daha önceden burada olduğunu anlayabiliyorum, bulunduğunu. Kimin odası? Calvin'ın odası. Oo, Calvin da bilim kurguya düşkün herhalde. Captured secret leaves of war photographs. Bu da bayağı gizemleri, şeyleri, uzaylı. I knew Grandpa Sam had a twin. Sam'in bir ikizi olduğunu tam olarak okuyamadım orayı. And that he never talked about him. Ha, ama onunla ilgili hiçbir zaman konuşmadı. Explore the universe, evreni keşfet. Command centers, kontrol merkezi. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Benim hani büyük annem de zaten annem gibi geçmişten bahsetmeyi pek fazla haz etmiyordu. Calvin, 1950-1961. Nasıl yani? 11 yıl mı yaşamış yani bu çocuk? How I want to remember my brother. Ben kardeşim Sam Finch'i nasıl hatırlıyorum? Hatırladığım şey, o kafasına koyduğu şeyi her zaman yapmasıydı. Yani Sam kafasına, aklına bir şey koyduğu zaman onu her zaman yapar. Aa, bizde kontrol. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. Şey, bilmeyen bir mantar yemeden önce ölümü gerçekleştiriyor. Büyük ihtimal mantar zehirlenmesinden meydana gelmiş bu olay. Ölümü. Sem'in ölümü. I think Calvin always wanted to fly. Aa, Calvin'ın daima uçmak istediğini biliyorum. Aa, yemek hazır. Gelin bakalım. Geliyorum. Evet, sonra. Yalnız manzara çok güzel ya. But that day, he finally made up his mind to do it. Sonunda aklında olan şeyi yapmıştı. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Calvin. Maybe if the wind hadn't picked up. Wind hadn't. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. Yani onu keşke daha fazla şey yapsaydım, hani belki bu da olabilir. Hani uyarı konuşabilseydim, bir şeyler anlatabilseydim gibisinden. Ama bir şey yapamadım haliyle. İşte benim kardeşimle ilgili hatırladığım şey.
the day he made up his mind to fly. And he did. He made up. Ve aklına olan şeyi yapmış. Hani. Tam olarak ölümün neden gerçekleştiği burada yazmıyor. Yani söylemedi ama. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Yani Calvin'ın hikayesi bana gerçekten çok tanıdık gelmişti. Bir yerlerden tanıdık geldi bana. 1961. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ha, cenazeden sonra Edie şeyi kapattı işte, Calvin'ın odasını tamamen. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Baksana burada boyunu falan ölçüyor. Nasıl bir belaya bulaşmış? Nasıl bir lanet var bu ailede? Oha! Abi çok iyi ya. Nasıl bir sanat yaptınız? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Yani çok küçük geliyor, özellikle kiloluysan ve göbekliysen. Bu. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara'nın her zaman çocuk bir star olduğunu düşünüyordum. Arkadaşım Bigfoot, Barbara Finch. Bu bayağı bir egoist bir çocuk galiba. Baksana ya. Swan Lake. Bu oyun firmasının böyle bir oyunu var, Swan Lake diye. Aynı zamanda. Thought about how hard it must have been for her afterwards. Bu Barbara 1960'da, bu gene iyi yaşamış, uzun yaşamış yani. Hadi bakalım. Barbara. All the stories people wrote about Barbara's death. I'm surprised Edie yani, saved this one. Yani Barbara'nın ölümüyle ilgili bir şeyler yazılmış galiba. Hayret ettim diyor. Büyük annem bunu nasıl saklamış? Olacak burada. Şimdi de yani talihsiz bir olayı, yani Amerika'nın en talihsiz ailesine gelen bir olayı anlatmak için buradayım. Barbara Finch'in sürpriz sonu. Çocukken Barbara şeyle meşhurdu, çığlıklarıyla meşhurdu. Şimdi 16 yaşında. İstediği şeyi elde etmeye başlamıştı. Yani o meşhur çığlığıyla movie fanları, Monster Movie fansı, canavarların film fanları varmış. Onlar sahnede görmekten mutluluk duyuyormuş. Ama onun çığlığı şey iyi olmalı, daha da iyi olmalı diyorsun. Yani senin için ya sanırım iyi bir motivasyon ihtiyacım var. Onun büyük fanı ve aynı zamanda erkek arkadaşı Rick. Now that was a great scream. İşte bak bu güzel bir şey. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Burayı tam olarak anlamadım. I'm hearing frustration, but
I'm not hearing terror. Yani şeyi duymuyorum. Tam ortalık karıştırması diyor. Yani şey maskesi takan bir insan etrafa terör sallıyor. Polis hemen şey yapın diyor. Bak ses diyor aşağıdan ses geldi diyor. Aa işte şimdi sevdim senin hareketlerini. Ben de gideyim de. Neden kilitli diyor orası diyor. Aşağı taraf diyor. Orada çünkü gizli geçişler varmış. Müzik box'ın içinde anahtar varmış. Onu çeviriyorsun bir müddet. Çeviriyorsun. Ve sonunda eline bir tane anahtar var. Teşekkür ederim. Birkaç saniye içinde geri dönerim. 20 dakika sonra geri dönmedi. Ama Barbara onun için görmeye gitti. Yani Barbara görmeye gitti. Müzik kutusuna ulaşmıştı çoktan. Aa bizde mi? Oha. And as she wound the cage, she listened for Rick, but the house was silent. Yani şeyi duymayı diledi ama ev tamamen sessizdi. Ben de korktum şimdi ya. She found Rick's crutch and imagined. Şeyin ayaklığını buldu diyor. Rick'in ayaklığını buldu diyor. Ve durum kötü görünüyor diyor. Baksana ya konulmuş ama. The gang's leader is the infamous Hookman Killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago. Ha, ünlü bir Hookman Killer'mış yani. Ne? Şey bu gece 10 yıl önce bu gece kendi ailesini yemiş. Bu meşhur bir katilmiş. Kancalı bir katilmiş. Oha. Lan bu ne? Dalga mı geçiyorsun abi? Gerizekalı ya. Barb, relax. Ben sadece seni korkutmaya çalışıyordum. Senin gerçek çığlığını bulabilmen için. Ama ben korkmadım. Ben çok sinirliyim şu anda. Ya o zaman sinirli hareket. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out. O an dışarı at. She kept a little something to remember him by. Onu bir süre hatırlamak istemedi. Ya benim şeyimi gördün mü? Ayaklığımı gördün mü diyor. Ve öylece uzandı kaldı. Yani late picture show'unu izleyerek uyudu biraz. Birkaç saat sonra Walter yukarıda ne oluyor? Tamam geliyorum. Ama eğer bu bir numaraysa sen ölüsün Walter. Abi ne oluyor? Bu nasıl bir ev ya? Hayda. Walter, are you there? Walter, orada mısın? Walter vanished. Walter bir anda ortadan kaybolmuştu. Ama radyosu hala açıktı. Orcas Island Police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Yani herhangi... Aha! Barbara turned. Barbara arkasını döndü ve Hookman'ı gördü ve... ...was speechless. He was quite smashing. Oha! And he only was. He couldn't get enough of Barbara. Hey Barbara. Tamam, burada başka bir çıkış yolu olmalı. Aha gizli geçit. O gece gerçekten kendi sahnesini çok güzel oynadı. Molly'nin odası. Yıllardır Molly'nin odası açılmamıştı. Ah! Evet, pisik. O hareket etmiyordu.
over. Ama Barbara hikayenin bittiğini zannetmiyordu. Öyle bir şeyler hissediyordu. Abi ne oluyor ya? Oha! Hoffman ortadan kaybolmuş. Onun nefesini dinlemeye çalıştı ama onun bütün duyduğu şey... Birileri kapıda... Öyleyse fısıldamalar duymaya başladı. Bir ton fısıldama. Ama hepsi içeriden geliyordu, evin içinden geliyordu. Ne oluyor be? Gerçekten harikaydın, seni seviyor. Canavarlar ona sürpriz yapmak için gelmiş. Ona sürpriz yapmışlardı, Barbara için. Bu Barbara için gerçekten harika bir duyguydu. Ancak... Yani onların ne tür bir canavar olduklarını gördükten sonra neler olduğunu anlayabilmişti. Gerçekten çok meşhur olacak. Ve son nefesini bütün hayatının şeyine verdi, sahnesine vermişti son nefesini. Ben orada değildim şahsen. Ama Barbara'nın harika olduğunu duymuşum. Zavallı kız. Gerçekten bir şeyi vardı. Yani polis olay yerine geldikten sonra Rick de kayboldu. Ama küçük Walter kendi odasını yatağın altında saklanmaya devam etti bütün zaman. Ama bu başka bir hikaye. Barbara'ya gelince... Yani onun hiçbir... Onun şeyini buldular, kulağını buldular müzik kutusunun içinde. Gerçek bir kulaktan bahsediyorum. Oha! Olaya bak ha! Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Molly 1947'de ölmüş, Barbara 1960. Abi ya yani neredeyse hiçbir birbirini neredeyse tam olarak şey yapmıyor, hayatlarını yaşayamıyorlar. Birbirlerinin hayatını. Vay be. Barbara'nın ölümü de bu şekilde gizemli bir şekilde gerçekleşmiş. Ama yani tam olarak bir ayrıntı yok ölümü hakkında. I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. Ha şimdi anlayabiliyorum annem neden beni o müzik kutusuyla oynamamı istemediğini. Aa şeye gideceğim, müzik kutusuna gideceğim. Hadi bakalım. Bunu çevirelim. Çevir. Lan yanlış. Hah. İşte bu kadar. Güzel. Abi bir şey olmaz ya herhalde. Ben de tırsmaya başladım ya. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot.
Daha önceden tetanus olmuş herhalde bizimki. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Edie'nin daha önceden buraya geldiğini gördüm. Paketler taşıdığını gördüm. I thought maybe she was hiding presents. Belki hediyeler falan sakladığını düşünmüştüm. Oha. It turned out she was hiding a lot more than that. Ama ondan daha fazla şey saklıyordu burada. Ne abi? I remember asking mom once about where Walter had gone. Anneme daha önceden Walter'ın nereye gittiğine dair bir şeyler sormuştum. She said after Barbara died, he got as far away as he could. O bana Barbara öldükten sonra buradan çok uzaklara gittiğini söylemişti. If there's a pattern in all these stories. Oha. I think it's that none of us has gotten very far. Abi. Olaya bak. Goodbye everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Oha, 30 yıldır burada yaşadığımı inanamıyorum diyor. On that first day, after the shaking started, her şey sağlanmaya başladı. Yani bana bir hafta geçtiğini bir daha anlıyor. Oha. O olaydan sonra Barbara öldü. Birkaç gün sonra. Yani rutin hale gelmeye başlamıştı. Evet. Her şey. Hani Barbara'yı öldürdüler ya. That's what kept me sane. O yüzden korkudan Walter burada saklanmış. 30 yıl boyunca. Oha. Having a schedule. Living for today. O ne, mantar mı yiyecek? I always expected to be dead tomorrow. Yani yarın ölmeyi düşünüyorum. Şey. But if you wait long enough, ama yeterince beklersin, her şeye alışabiliyorsun. Yani çok fazla bir vakit harcadığın zaman bir yerde gerçekten her şeye alışabiliyorsun. Sana sıradan gelmeye başlıyor. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Yani bir canavar, kapımın önünde bir canavar olsa bile artık bana normal gelmeye başlayacak. Almost friendly. Vay be. And then one day, ve bir gün, everything just her şey stopped. Bir anda durdu. Whatever that thing was, o şey neyse artık gitmişti. Maybe it got tired. Waiting. Belki de beklemekten yorulmuştum. Belki de ben korkmak için çok yorulmuştum. O kadar çok korkmuş ki. 30 yıl boyunca çocukken yani daha. Belki kimsenin haberi yoktu burada yaşadığından da. It's been a week now. Şimdi bir hafta oldu. In 30 years. Yani. I'm done waiting. Beklemekten sıkıldım artık. I have to leave. Gitmek zorundayım. Hala gidebiliyorken gitmeliyim buradan. Abi böyle bir şey yok ya. I know it's out there somewhere. Biliyorum o dışarıda bir yerlerde. Whatever killed Barbara. Barbara'yı kim öldürdüyse. Artık Molly. Ne öldür? Ve Molly'yi. And Calvin. Ve Calvin. Maybe this is all a mistake. Belki de hepsi bir hata.
But I need to stop living the same day. Ama aynı günleri yaşamak istemiyorum artık. Even if it kills me. Eğer beni öldüreceksen, öldürse bile aynı günleri yaşamak istemiyorum. Aynı şeyleri yapmak istemiyorum her gün. Whatever's out there. Dışarıda ne var? I'm ready for it. Ya biliyorsun ki buna hazırım. Dışarıda her ne var? I'm going to appreciate all of it. Bunun için çok memnunum. Yani özellikle yiyecekler için. I don't mind if I only have a year left. Yani bir yılım kalmışsa bile umurumda değil diyor. Month. Belki de bir ayım kaldı. Or a single week. Ya da sadece bir hafta. I'd be happy with one new day. Sadece yeni bir gün için mutluyum. I can already imagine the sun. Sadece güneş hayal ediyorum. Oha. Ölüme bak ya. Walter died when I was six. Ben 6 yaşındayken öldü. I can't believe my mom never told me he was dead. Annemin bana bundan bahsetmemesine gerçekten inanamıyorum. I'm sure my mom was trying to protect me. Eminim ki annem beni korumak istiyor. Abi bu ne ya? Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Belki de benim sonumun da Walter gibi olacağından korkuyor. But if she never told me about an uncle under the house. Ama evin altında yaşayan bir amcadan bana asla bahsetmedi. I can only imagine what else she was hiding. Ben sadece hayal edebiliyorum onun daha başka neler. I don't want to make the same mistakes she made. Onun yapmış olduğu hataları tekrar ben yapmak istemiyorum. Trying to bury something that's still alive. Hala yaşayan bir şeyleri gömmeyi. Now that there's only one of us left, or maybe two. But there's only one of us left. Belki bizden biri veya iki kişi. I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. Yani, but now I'm worried the stories themselves might be the problem. Yani artık tekim yani. Onlarla ilgili hikayeleri öğrenmeye devam. So much in a family curse. Belki de biz diyor ailemizin lanetini gerçekten olduğunu inandık. Gerçekten ailemizin lanetli olduğuna inandık ve onu gerçek hale getirdik. Somutlaştırdık. Walter'ın mezarı. Evet sevgili dostlar, bu bölüm de buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölüm bayağı bir hüzünlüydü. Kendinize iyi bakın.